Selam arkadaşlar. Bugün sizlerden daha önceki videolarımızda çok büyük ilgi gören Kadıköy Film Kulübü'ne tekrar geldik. Maymunlar Cehennemi'nin önündeyiz. Bu box 14 filmden oluşuyor. Aşağıda yeni çevrim Sezar, yukarıda eski çevrim. Daha aşağıda Big Lebowski filmini hatırlarsanız oradaki bowling topu var ve Ninja Turtles var. Böyle bir köşe yapmış Çağatay. Benim de çok hoşuma gitti. Bunun önünde başlayalım bugün dedim. Şimdi ama gideceğiz. En nadir, piyasada en bulunmayan DVD'ler, en bulunmayan filmler hangisi? Bunları öğreneceğiz bugün. Evet arkadaşlar, daha evvel de dediğim gibi ziyaret ettiğimiz sevgili Çağatay'dayız. Kadıköy Film Kulübü'ndeyiz. Kardeşim nasılsın? Abi hoş geldin. Tekrar seni aramızda görmek büyük bir zevk. Teşekkür ederim. Şimdi Çağatay, daha önceki videomuz gerçekten büyük ilgi gördü. Sağ olsun izleyiciler. İnsanlar hatta yollardan çevirip sordular. Yani böyle bir yer var mı hakikaten? Kurgu değil mi bu filan falan gibi. Sana da zaten bayağı bir geri dönüş olmuş. Oldu. Söylediğin oldu kadarıyla. Şimdi bugün ama burada tekrar bir video çekmemizin sebebi insanlar şeyi merak ediyor. Yani şu an piyasadaki en nadir filmler veya DVD'ler nelerdir? Şimdi koleksiyonerler için bu tip şeyleri, bu tip bilgilerin de çok önemi var. Kesinlikle. Bugün onu yapmaya geldik buraya. Yani şimdi sen burayı zaten hazırlamışsın, sağ olasın. Şöyle bir top 20 yaptım abi. Tabii yetmez, masalar yetmez, raflar yetmez. Ama en nadirleri, en nadirleri, böyle en çok arananları sizler için ve izleyiciler için masamıza dizdik. Süper. Bakıyorum şimdi burada şöyle zaten. Şöyle baktığımızda hepsi birbirinden kendi alanında değerli. Yıl yıl tabii ayırdık ama çok yıl yıl gidip de insanları, izleyicileri çok sıkmayacağım. Ama şöyle başlamak istiyorum abi. Artık 2021 yılının sonuna doğru yaklaşıyoruz. Yılbaşına çok az bir süre kaldı. Doğru. Şimdi yılbaşı deyip de film deyince akla gelen birkaç tane film vardır. Doğru. Ve bunların en önemlisini, en özelini şu an masaya koyduk. İşte süper. Onlar Home Alone 1 ve 2. Evet. Zaten yılbaşı zamanında geçen ve bir zamanın ciddi gişe rekortmeni filmler. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Macaulay Culkin'in oynadığı başrolünü. Bu çocuk hala devam ediyor mu onu bilmiyorum. Evet var, devam ediyor. Şu an hala kendisi film faaliyetlerine devam ediyor ama tabii eski popülerliği yok abi ister istemez. Herhalde. Ama çok şirin bir çocuk. Kesinlikle öyle. Benim sinemada seyrettiğim filmler bunlar. Bunlar gerçekten bizim Çağatay'ın anlattığına göre şu an çok nadirmiş. Kesinlikle. Çok zor bulunuyormuş. Kesinlikle öyle. Doğru mudur? Tiglon baskı firmaların getirmiş olduğu iki tane özel seri. Tabii bu filmin 3. 4. serisi de var. Hatta 5. filmi de var ama tabii ki 1 ve 2 şu başka an için şey. En çok aranan ve en çok popülerliği olan bir seri. Yine şöyle yönlendireyim abi sizi ve izleyicileri. Aha. Yine son dönemde çok popüler. Evet. Hatta ikincisi çekildi. Peki. Space Jam. Space Jam. Evet. Bu yarı animasyon. Evet. Bugs Bunny ve Michael Jordan'ın baş önünde olduğu. Evet. Basketbolu sevenler için zaten efsane bir film. Kesinlikle. Space Jam. 90'lı yıllarda çok sükse getirmişti. Çok. Bugs Bunny ve Michael Jordan dediği gibi Çağatay'ın başrollerinde. Bu filmin şöyle bir özelliği var. Onu da mutlaka vermek istiyorum abi. Space Jam 2 disklidir. Normalde bu filmin tek diskli versiyonu piyasada var ve Snapcase şeklinde var. Evet, ama gösterdiğimiz baskı 2 diskli olup, tabii ki Türkçe'de seçenek Tiglon baskı firmasına ait zaten. Dolayısıyla şu an en çok piyasada arananların başında gelir. Peki. Bende var diyorsun yani. Kesinlikle. Peki. Yine keyifli filmlerden gidelim abi. Bu sefer yine 90'lardan başladık. 90'lardan gidelim. Gerçek bir hikayeden bahsedelim. Tamam. Hachiko. Evet, benim de en sevdiğim filmlerden biri. Gerçek bir hikayedir. 90'lı yıllara da yine çok ses getirmiştir. Aynen. Yine hatta ben şöyle diyeyim. Bu filmi seyrettikten sonra bu cinste bir köpek sahibi olmak için bayağı uğraşan arkadaş tanıyorum. Ben bile bayağı bir niyetlenmiştim. Kesinlikle. Muhteşem bir aile filmi. Doğru. Eğer çok, arşivinde yoksa tavsiye ederim. Dokunaklıdır. Duygusaldır. Çok duygusaldır. Tabii şimdi arasından seçmek çok zor. Biraz da şöyle 80'li yılların ortalarına gidelim abi. Olur. 85 ve 88'i ikisini bir arada değerlendirelim. Peki. Komando ve Kan Sporu. Evet. Bir yanda Schwarzenegger, bir yanda Van Damme. Evet. Komando filmi. Bu da nadir bulunabilen filmlerden. Schwarzenegger'in çok özel filmlerindendir. Evet. Türkçe desteklidir. Tiglon baskıdır. Komando filmi abi iki baskı gördü. Evet. Tiglon firması
ilk ithal ettiğinde bu filmde Türkçe destek yoktu. Ancak ikinci ithalatlar başladığında filmlerde Türkçe destek olmaya başladı. Evet. O yüzden Komando filminin hem Türkçeli hem de Türkçesiz versiyonu vardır. Evet. Gösterdiğimiz Türkçe desteklidir. Türkçe destekli. Bu da meşhur kan sporu. Evet, yine Spark, Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Bu da bir dönem ciddi gişe yapan. Kesinlikle. Ve videoda da ciddi kiralama yapan bir film. Yani bir ara kan sporu dediğin zaman bayağı böyle bir şey vardı. Abi gençleri, gençleri karateye ve dolayısıyla evet. spora ister istemez yönlendiren filmlerin başında gelir. Evet, kan sporu da önemli ve nadir bulunan filmlerden biri. Tabii şimdi Van Damme dedik, Schwarzenegger dedik. Evet. Stallone'a değmeden olmaz. Doğru, doğru. Aksiyon filmlerinden, aksiyon filmlerinin en önemli simalarından bir tanesi. Cobra. Evet, yine Cobra. Tiglon baskı ve bu abi baskının tek özelliği snap case olması. Hı hı. Şu şekilde açılır. İçeriği bu şekildedir. Tabii Cobra da şu an piyasada olmayıp aranan filmlerin başında gelmekte. Tabii. Çok nadide, çok özel bir filmdir. Hı hı. O da seyircilerimize, izleyicilerimize duyurabileceğimiz özel filmlerden bir tanesidir abi Cobra'da. Evet. Peki. Şimdi biraz da ajan filmlerine gelelim. Ajan ama tabii farklı bir ajan filmi var ilk sırada. Peter Sellers'ın başrolünde oynadığı Casino Royale. Evet, benim için unutulmaz filmlerden biridir. Onu söyleyeyim. Her seyredişimde... ciddi komedidir abi. Ciddi güldüğüm her filmde, her seyredişimde ciddi tabii. güldüğüm bir filmdir Casino Royale. Casino Royale deyince Daniel Craig'in belki sanacaklar ama... Değil, James Bond değil. Ama ciddi bir komedi. İzlemenizde fayda var. Dediğim gibi ben her seyredişte ayrı gülüyorum. Ve her seyredişte yeni gülecek bir yer keşfediyorum aslında filmde. Casino Royale bir zamanın efsane komedilerinden. Efsane komedilerinden. Hemen peki. hemen akabinde abi Asla Asla Deme. Yine başrolünde Sean Connery'nin oynadığı yaratıcı ve ciddi anlamda gerilim dolu bir macera abi. Evet. Dolayısıyla Asla Asla Deme'nin birçok baskısı yine piyasada var ama elimizdeki yine Tiglon baskı olup Türkçe altyazı ve aynı zamanda bu filmin dublajı da mevcuttur. Anladım. Öyle de bir özelliği var. Biz hatta şöyle diyoruz bu film elimize geldiği zaman, mazda olduğu zaman. Bulunmaz demeyin, asla asla demeyin. Doğru. Kadıköy Film Kulübü'nde her şey bulunur. Bulunur, güzel espri. Şu an James Bond tekrar dünyada gündemde. Daniel Craig'in çektiği son James Bond Vizyon'da. Biz de en baba Bond'lardan Sean Connery'e buradan... Sean Connery'e hem rahmet dileyelim hem, rahmet olsun, hem de analım. Analım. Tarzımızı bu kez farklı bir yöne çekmek istiyorum. Peki. Cronenberg efsanesi evet. Sinek. Evet. Çok önemli bir film. The Fly. Çok özel bir baskı izleyicilerimiz. Karton ceketli olup iki diskli özel versiyon içermekte. Ben bunu senden çalayım mı? Ne yapayım? Bilemedim. Yine Tiglon baskının bizlere, izleyicilere, koleksiyonerlere sunmuş olduğu çok özel filmlerin başında gelmekte. Cronenberg hayranları çok fazla. Daha doğrusu mağazamızın korku hayranları, korku koleksiyonerleri çok fazla. Tabii. Tabii Cronenberg de önemli bir isim ister istemez. Sinek filmi de çok özel bir yani, film. Tabii. Bunun sonra ikincisi de çekildi. Doğru ama ilki kadar sükse yaratmadı tabii, abi. Tabii. İlkinin tadı yok. İki diskli olması, karton ceketli ve olması, özel bir versiyon olması ister istemez koleksiyonerlerin iştahını kabartan cinsten. Evet. Evet. Peki. Sonra? Vallahi sonra bu sefer de 60'lara gidelim abi. Forbidden Planet. Forbidden Planet. Evet, yasak gezegen. Bilim kurgunun aslında babası niteliğindedir. Babası. Evet. 50. yıl özel versiyonu olup iki evet. diskten oluşmakta. Süper. İzleyicilerimize şöyle yine içeriğini gösterelim. Bilim kurgu filmleri abi bu filme çok şey borçlu. Evet. İnanılmaz bir film. Dolayısıyla her arşivcinin arşivinde olması gerekir. Tabii. Yani 60'lı yıllarda çekilmesine rağmen aslında hala keyifle izlenilen bir öyle. Filmdir. Kesinlikle öyle. Forbidden Planet. Yani bilim kurgu severler için önemli hakikaten. Peki. Rotayı yine farklı bir yöne çeviriyoruz. Yok yok gerçekten masamızda. Bu kez Spielberg efsanesi. Gremlins. Evet, Gremlinler. Tabii 1 ve 2 olarak aslında çıktı. Ama tabii 1'in yerini hiçbir şey tutmaz biri, abi. 1'i güzel, tabii. evet. 1'in yerini hiçbir şey tutmaz. Bu da aslında böyle benim çok güldüğüm filmlerden biri. evet, aslında. Evet. Tabii şu ana kadar göstermiş olduğum birçok filmin abi Blu-ray baskısı yok. Yok. Tabii. Dolayısıyla DVD çeşit
çeşitliliği çok fazla mağazamızda ve dünya üzerinde de bir gerçek. Bizim mağazamızın da bir gerçeği, DVD satışımız çok daha fazla. İnsanlar daha çok tercih ediyorlar. Biz yani hep şunu söylüyoruz. En azından bazı şeyleri Blu-ray kopyası olmadığı için DVD temin etmek zorundasınız. Mecburen DVD alıyorsunuz. Kesinlikle öyle. Zaten. Bir noktadan sonra şöyle bir espri yapıyoruz abi. DVD candır diyoruz. Doğru. Çeşitliliği açısından. Doğru. Fiyat olarak ister istemez daha çok bütçeye daha uygun daha fazla geliyor. Hitap ediyor. Gremlins biraz önce bahsetmiş olduğumuz Kobra gibi Snapcase baskıdır. Plastik amaray kutu değildir, karton kutudur. Doğru. Gremlins mutlaka bu masada olması gereken bir baskı. Evet, ambalajında hatta. Evet, ambalajında tertemiz. Açmadık. Tertemiz jilet gibi gerçekten. Hazır Spielberg'den giderken tabii Goonies'e değinmeden olmaz. Evet. Spielberg yine efsanesi. Hı-hı. Tabii şu an elimizdeki bu baskı Alman baskı ama Alman Warner Bros'un tabii Türkçe destekli bir baskısı. Gayet tabii. Goonies de yine arşivcilerin göz bebeği niteliğinde. Hı hı. Spielberg'den gidiyoruz. Masamızda bayağı Spielberg var. Piller dahil değildir. Evet, But Is Not Included. Önemli bir filmi Spielberg'in. Spielberg'in. Çoğu kişi bilmez ama bilmeyenlere ve bizi izleyenlere mutlaka önereceğimiz özel bir filmdir. Tabii. Aslanat baskının çıkartmış olduğu bir DVD olup Türkçe altyazı desteklidir. Eğer arşivinizde yoksa mutlaka, bakın abi iç cover görüyor musunuz? Şu güzelliğe bakar mısınız seyirciler? Evet. Muhteşem. Çok özenli hakikaten. Çok özenli gerçekten. Özel bir film olarak yerini almakta. Peki. Tabii bunlardan bahsederken şimdi biraz daha böyle Oscar'lara doğru kaymak istiyorum. Dört dalda akademik ödülü olan abi Roger Rabbit'a değinmek istiyorum. Roger Rabbit tabii ki o dönem hakikaten animasyon, yarı normal film olmak üzere çekilen ve çok ses getiren bir film. Yine şu detayı verelim. Spielberg imzalı. Tabii. Yani Spielberg, arasında Spielberg'in olduğu özel bir film. Tabii yönetmen Robert Zemeckis. Efsane zaten. Geleceğe Dönüş serisinde parmağı olan. Evet. Dört dalda Oscar alması da zaten yani. İster istemez. Öyle yarı animasyon bir filmin dört dalda birden Oscar alması önemli tabii. Yine üç dalda Oscar ödülü olan Dick Tracy'ye değinmek istiyorum abi. Evet. Meşhur cover'ı birçok kişinin emojisi olarak kullanılmakta şu an bile. Doğru. Yine özel bir film olup yine Tiglon baskıdır. Türkçe desteklidir. İçeriğini de şöyle size sunalım. Evet, kitapçığı var içinde. Kitapçığı da. Insert'ü. Brandon Lee denince akla Ölümsüz Aşk gelir abi. Evet tabii, Crawl çok önemli. Crawl. Adamın neticede öldüğü film. Yani. Öldüğü film. Aslanat firmasının piyasaya sürdüğü 97 dakikalık bir... Evet. DVD. Enteresan bir film. Evet, enteresan bir film. Tarzı olanlara mutlaka tavsiye ediyoruz. Peki. Çeşitlerimize hızla ilerliyoruz. Masada yine çok özel Walt Disney'in 45. yıl özel edisyonu olan Taştaki Kılıç. Evet, bu filmi ben seyretmedim. Şimdi hiç ahkam kesmeyeyim dolayısıyla. Müzikleriyle, sihirli dokunuşlarıyla. Seyircilerimize şu şekilde sunalım. Elimizdeki edisyon 45. yıl edisyonu abi. Evet. Yine 60'lı yıllarda bu arada Walt Disney'in çıkartmış olduğu vizyonda olan özel bir filmdir abi. Özel bir film. Peki. Ve Bebek Firar'da. Muhteşem keyifli. Evet, çok muhteşem keyifli. Ben bunu sinemada tabii seyretmiştim. Çok gülmüştüm hakikaten. Eğlenceli, sevimli, komik. Yani salacağımız birçok özellik var. Filmde yine dublaj ve altyazı seçeneği mevcut. Bebek Firar'da 3 adamın bir bebek peşindeki maceralarını anlatır. Çoğu kez televizyon kanalları bu filmi koydu, yayınladı. Ama koleksiyonerler için rafta bu filmin olması çok özel. Ayrı bir şey tabii. Çok özel. Televizyonda çok seyretmek özel. Ayrı bir olay. Tabii. Walt Disney'e devam ediyorum abi, yine 40. yıl edisyonu olan Mary Poppins. Özel bir klasiktir. 5 dalda Oscar ödüllü bir filmdir. Tiglon baskıdır ve bugün hep 2 disklilerden gidiyoruz abi. 2 diskli olup seyircilerimizin beğenisine sunuyoruz. Peki. Army of Darkness, Karanlığın Ordusu diye çevrildi. Evet. Muhteşem bir ön tasarım, ön cover tasarımı. Bu filmle alakalı şöyle bir ibare var abi. İliklerinize kadar diyor korkacaksınız. Doğru. Çok uzun bir film değil, 81 dakikalık film. Tiglon baskı olup yine Türkçe altyazı desteği mevcuttur filmde. Seyircilerimize yine biraz önce ifade ettiğimiz gibi iç coverlı olup şeffaf kutuda sizlerin beğenisine sunuyoruz. Tabii şimdi DC Marvel'dan ilerleyecek olursak günümüzde çok da bir gençler tarafından rağbet var. Evet. Ama işte onların klasiği. Bu sefer Superman değil, Supergirl. Evet. Ve tabii macera dolu, tehlike dolu. Dolayısıyla yine
mağazamızın özel seçiciliklerinden. Yine Tiglon baskı olup Türkçe desteklidir. 119-120 dakikayı bulur bu film. Hı hı. DC Comics baskı. Evet, bu da farklı bir tat. Supergirl. Olmaz olmaz. Sonlara doğru geliyoruz. Sonlara doğru kaldığımızda Snapcase ve özel baskılardan bahsedeceğim. 3 aynı yönetmenin çekmiş olduğu Frankenstein'in Laneti, Dracula'nın Dehşeti ve Mummy. Mumya. Evet. Muhteşem bir üçlemedir. Şu anda korku koleksiyonerlerinin ciddi bir şekilde aradığı, arşivine katmak istediği özel parçalardır. Bunlar da yine Snapcase baskı olup kutulu, karton kutulu baskılardır. Korku severlerin beğenisine sizler vasıtasıyla sunmuş olalım. Evet. Korku sineması da kendine has bir sinemadır. Mesela benim rahmetli annem çok düşkündü korku filmine. O zaman Kadıköy'de Süreyya Operası sinema olarak hizmet veriyordu. Ve böyle o dönem mesela belirli bir türün haftaları yapılırdı. Evet. Mesela korku haftası korku yapılırdı. Haftası yapılırdı evet. Her gün ayrı bir film oynanırdı. Hı-hı. Annem bizi ablamla beraber beni alırdı. Biz böyle şimdiki veliler pek tasvip etmez böyle şeyleri ama korku filmine giderdik. Dolayısıyla belki o öyle olduğu için ben korku filminden hiç mesela korkmam, etkilenmem ama benim için önemli olan filmin iyi çekilip çekilmediği. Çekilmemesi kesinlikle iyi öyle. İyi oyunculuklar var mı? İyi bir yönetmen yönetmiş mi? Ama korku filmlerinin böyle bir hatırası var benim kesinlikle için. Öyle. Kesinlikle öyle. Korku filmi demişken abi 13. Cuma'ya değinmemek olmaz. Gayet tabii. Bir klasik netice itibariyle. Tabii ister istemez 13. Mesela Cuma'da. Mesela biz geçenlerde yaptığımız çekimlerin birinde sevgili Alp'e gittik. Orada figürleri çektik. Ve şimdi yeni bir akım olmuş. Bu korku filmlerinin figürleri çıkmış. Mesela 13. Cuma'nın da çıkmıştı. Jason. Jason tabii. Evet, onun figürünü de efsane. Gördük orada. Şimdi burada da sen mesela bize bunu hatırlattın. Kesinlikle. 13. Cuma gerçekten korku sinemasında önemli yeri olan filmlerden yani, bir tanesi. Camiada mutlaka yeri evet, olan filmlerdendir. Evet, evet. Enteresan bir filmle abi devam edeceğim. Küçük Korku Dükkanı. Şimdi Küçük Korku Dükkanı denince tabii son dönemde Jack Nicholson'ın oynadığı bir Küçük evet. Korku Dükkanı var. Ama tabii bu bir müzikal. Bitki söyleyen, şarkı söyleyen bir bitki var. Evet, evet. Eğlenceli filmlerden. Yani Warner Bros. Firmasının Türkiye'ye girdiği zaman yayınladığı filmlerden bir tanesi kesinlikle bu. Kesinlikle öyle. İlk filmlerden hatta diyebilirim. Yani ilk 20-25 filmlerden bir tanesi. Bitkinin şarkı söylediğine şahit olacaksınız. Evet. Bu da bir komedi aslında evet. Ama biraz böyle hani korku komedi. Arası. Tarzı. Keyifli bir film ama. Kesinlikle öyle. Son zamanlarda çok sorulmaya başladı. Tabii korku severlerin giderek artmasıyla evet. Beraber çok sorulmaya başladı. O yüzden buna da yer vermek istiyorum abi son olarak raflardan. Arılar. The Swarm. Swarm. Yani milyonlarca aslında küçük canavar ama hepsi birbirinden tehlikeli baktığında. Tabii. Bir de bir araya geldiklerinde ciddi aynen tehlike. Öyle. Yine Tiglon firmasının, yine Warner Bros'un seyircilere, izleyicilere ve koleksiyonerlere sunmuş olduğu özel bir film. Süper. Mağazamızda da yine Snapcase kutuda. Karşınıza çıkmakta. Evet. Peki Çağatay, tanıtacağımız son film de aslında The Swarm, Arılar. Bu nadir filmler gerçekten yani her yerde görülen veya her yerde bulunabilen şeyler değil. Değil. Bunların fiyat aralığı nedir mesela? Tabii fiyat konusuna değineceğim ama değinmeden şu bilgiyi vermek istiyorum. Tabii ki bunların şu anda hepsi mağazamıza satışta olmayan filmler. Gayet. Bazısı özel arşivden geldi. Evet, kesinlikle. Bu konuda mağazamızın ortağı, benim ortağım olan sevgili koleksiyoner Hüseyin Yıldırım Bey'in destekleriyle evet, bu... Sevgili Hüseyin. Evet, Hüseyin Bey'in destekleriyle şu anda sizlerin huzurunda. Acil durumda camı kır. Ama tabii şu demek değildir. Bu filmleri bulamayız. Bu filmleri temin edemeyiz demek değildir bu. Bu filmler Kadıköy Film Kulübü raflarında her zaman karşınıza çıkabilir. Biz o yüzden tüm koleksiyonerlere, bizleri takip edenlere, film aşıklarına şunu sunuyoruz. Bakın diyoruz, Kadıköy Film Kulübü bir derya. Biz koleksiyonerlere, izleyicilere mağazamızda rafların arasında kendilerini kaybetmeyi vaat ediyoruz. O yüzden hep ne diyoruz? Çıkın çıkın gelin. Çok ciddi bir deneyim bu mağaza sizler için. Dolayısıyla sizlerin vasıtasıyla ne kadar fazla kitleye ulaşabilirsek o kadar güzel abi. Biz de zaten bu kitlelerin aradıkları şeyleri bulabilsinler diye çekiyoruz bu tip videoları. Sağ olun, teşekkür ederiz. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, bugün nadir bulunan filmlere ayırdık bu videomuzu. Sevgili Çağatay ve sevgili Hüseyin bize yardımcı oldular. Gerçekten ben bu filmlerin varlığından haberdar olmakla birlikte bunların mesela nadir bulunduğunu bilmiyordum. Bir sohbet esnasında Hüseyin'in de burada olduğu bir gün sormuştum ya nadir bulunan filmler hangileri diye. Mesela
İşte Kobra dediler. Komando dedik. Komando dedik. Homolon serisi dedik. Mesela yani ben de bunların tamamını seyrettim. Buradaki filmlerinde birçoğunu seyrettim. Seyretmediğim birkaç tane var. Ama bunların mesela nadir olduğundan haberim yoktu. Mesela ben de bu konu hakkında bilgilendim. Bu da benim çok hoşuma gitti aslında. Sevgili arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım hoşça vakit geçirmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın ve özellikle abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.